Selam arkadaşlar, bugün sevgili başkana arabada en sevdiği yemeği alacağız. Sizi yol boyunca dokuyacağım. Arabanın anahtarlarını kendisine takdim ederken bir notum olacak. Arabamızın benzini yok. Boşlu çıktı. Benzini kendim mi alıyorum? Yok canım. Benim arabayı yok. Hayır. Kurduk abi şimdi. Yok tamam, yok. Neyse. Biz alırız, tamam tamam. Biz alırız başkan. Dert değil. Aldık aldık hadi. Biz alırız. Hadi. Biz alırız. Tamam tamam. Bir dakika dur. Kime gidecek? Dur bir dakika. Kime gidecek? Pardon, özür dilerim ya. Hemen bir şey yapalım. Tamam, özür dilerim. Bir dakika. Büyük çeken ne oluyor? Büyük çeken son iner abi. Son iner. Son. Kemal son iniyor. Ben orta taraf. Sen ilk iniyorsun sen. Sen ilk iniyorsun. Benimki sen soğumayacak arkadaşlar. Benim yemeğim soğumuyor. Ben ilk mi iniyorum? Haydi. Buyurun buyurun. Hava o zaman ben öne geçiyorum ya. Klimayı da açamayacağız şu an. Hayır, sesten dolayı. Hayır öyle değil. Burada tam tersi ya. Nereye geçeyim ben? Ben biniyorum sen, şimdi. Yani İncek mi öne İncek geçiyor öne. Doğru? Kim öyle sen ben, öne geçiyorsun? Ben. İncek öne geçiyor. İncek öne geçiyor ilk başta ya. Zumbir! Yapma çocuğum, yapma evladım. Yapma canım. Camları kapatalım. Evet efendim. Oh, başkan dur. Oh, iyi. Ben seni çıkartayım hocam. Bir dakika dur, ben seni çıkartayım. Kendi... Çıkar çıkar. Maskemiz var mı arabada? Var mı maske? Benim de var. Yeah, yeah. Şu an bize yardımcı oluyor. El sallıyor. Selam. Ama orada ezilir ya. Bize yol verilecek diye ezilecekti. Gel abi gel. Sen. Buyurun buyurun. Gel. Poz vererek yapması peki. Yani bunun da tozu rezalet. Emreler çıkabildi mi? Ha, çıkmıştı. Oha. Oha yani. Nasıl güzel gözüktü mü? Öyle vurulur mu? Benim arabam. Okey. Bana yemek alıyorsunuz. Evet ya. Girişi yapmış. Aç değilsin ki o kadar. Değilim, ha? Olsun. Ona göre mi peki yemek istiyorum yoksa en iyi menüyü mü yapmaya çalışacağız? Siz yani? En iyi menüyü yapın yine ya. Vallahi bak bir şey söyleyeceğim. Elini yüreğine koyarak söyle. Şimdi bak, hı, çok aç değilsin ya. Hı. Biz sen bugün istersen en iyi tatlı menüsü de yaparız 100 liraya. Hiç dert değil bizim için. Ya biz alışkınız. Tatlı daha iyi olur biliyor musun? Süper hayır, olur hatta. Yemeğini de al, tatlını da al arkadaş. Abi kim ne yapıyorsa yapsın bu kadar. Aynen. Ama adam ya, bak çok fazla aa, yemek dakika, istemiyor şu an. Yemek sevmiyor. Bak öyle bir seçenek yapabiliyorsak. Ha. Var, en iyi tatlı yapalım abi. Bak adam jüri adam bugün ya. Ne istiyorsa okay, o. Tamam. Bugün gerçekten bugün ya, adamın elinde şey ne derler? Çekiç mi? Jonta mı ne derler? Tokmak. Tokmak tokmak. Sen de en iyi tatlı mı istiyorsun 100 liraya? Tatlı abi 100 liraya en iyi tatlı. Rejimdeydin baba. Rejimdeydin. Ya da tatlılar. Rejimdeydin. Rejimdeyim ama çekimdeyiz abi yani. Çekim günü başka. Doğru. Rejim günü o başka. Benim aklımda direkt bir şey var ve eminim hepinizin aklında. Meyve diyeceksin. Hayır be. Ha. Yemek yapmıyorum. Kazanmak ya istiyorum. Niye meyve alayım ki başkanım? Ne bileyim. Benzinciden sonra aynen sahil yolundan. Devam her zaman. Direkt yani devam ediyoruz. Şimdi Şeyma'yı çok biçimsiz bir yerde bırakacağız galiba gibi hissediyorum. Şeyma'yı şurada yoğurtçuda bırakayım mı? Bırak. Bırak. Yani. Meyve toplar gelirim. Senin meyve, paramda cebime kalır. Meyve mi toplayayım? Nereden toplayacağım meyve? Ağaçtan toplar. Ha, dut toplarsın. Ay hem de ne toplarsın? Ben 100 lirayı hayalinde görürüm. Değil mi? Yo yanına da güzel 100 lira burada. Alırım. 100 lirayı şuraya sıkıştırayım mı? Hocam siz önünüze bakın. Ben önüme bakayım. İstersen tamam, kameranın önüne bak. Benzinden sonra mı Şeyma'yı bıraksak bari o kadar beklemesin? Öyle yapalım öyle yapalım. Hop. Bak hala seni düşünüyorum bak. Teşekkürler. Bırakayım. Benim aklıma bir şeyler oluşmaya başladı ama her an değişebilir. Ben sana çok güzel bir şey yapacağım. Nerede yeriz sonra? Üçüncü şeyde sene yiyelim. Yine o Bostancı parkta mı? Orada yiyelim, yiyebiliriz. Fenerbahçe Parkı'nda yiyebiliriz. Yayınımızın götürdüğü yerde. Bostancı'da yemek zor olur çünkü ilk bıraktığımı döneceğim alacağım ya. Doğru. Geri gideriz. Bu tarafa de döneceğiz zaten. Tekrar Bostancı'ya gitmeyelim. Melih Bey herkeslere su almışlar. Adam. Evet. Merhaba. Utku ve Emre Bey'lere de birer su aldım da. Çok sağ olun. Videomuz devam ediyor. Kesenize bereket. Amin. Evet, şimdi en iyi tatlı. Suyumuzu da içtik. Şimdi Şeyma Hanım, sen geçen beni burada bırakmıştın değil mi? Hı-hı. Sen de onu burada mı bırakacaksın? Evet. İlahi adalet, ilahi adalet. En çok senden bana döndü Kemal. Evet. Ben öyle hatırlıyorum. Biraz da ilahi. Ben seni hiç kötü bir yerde bıraktığımı hatırlamıyorum. Hatırlıyor musun? Vallahi elini yüreğine koyarak. Derin, kurbal derini orada bıraktın. Oradan gittin. Haçipuri gittin güzel bir yer. Pide aldın. Sen de evet oradan Sarpaşa'da bırakmıştın. Müthiş bir yerde bıraktım ben seni. Aaa hello. Oha, divana göz kırpıyor şu anda hello. Şeyma. 100 liraya divandan ne alırsın var ya? Valla dünyayı alırım ve hiçbir şey kazanırım yani. 100 liraya divandan dünyayı alamaz da değil mi? Abi. Dünyayı alamaz yani. Yüzümü takayım da havalı durayım. Önünde bıraksaydın başkan. Yok. Önünde bırak önünde. Happy Moons'u önünde bırak abi. Happy Moons değil ben şuradan Happy dönecektim. Happy Moon, Midpoint. Aynen burada bütün dünya var abi. Teşekkürler Türkiye. Vallahi biraz da kendimi düşünmeliyim ama değil mi? Ben gidiyorum. Dondurma hadi görüşürüz. Dondurma alın da eğilsin. Bye. Dondurma aldı inşallah evet. Hadi görüşürüz. Hadi eline ayağına sağlık. Oha ne güzel bir pastan yedim. Ben kapıyı açmaya çıktım Şeyma'ya. Bıraktığı yere bak. Ben ama gerçekten İnanılmaz farkında olmadan bıraktım. Abi inanılmaz böyle bir şey olamaz. Şu ileride bir divan var. Maske. Maske takacağım. Şurada böyle bir patisseyah var. Buraya bir uğrarım ben ama burada 100 liraya bir şey çok bulabilir miyim emin değilim. Şunu da bırakayım size. Evet herkese. Evet Şeyma 3 saat sonra görüşürüz seninle.
Bye. De haydi. Ben bu yola girdiğimde... Çok güzel yeri bıraktın ama. Çok güzel yeri bıraktın. Ama abi canım tatlı çekiyor ya. Bizi de ona göre güzel yere bırakacaksın o zaman. Şimdi görüşürüz. Gittiler. Beni bıraktıkları yerde şöyle bir tane pastane gibi bir yer var. Şu ileride Profiterol bir şey yazıyor. Yani buralarda hep böyle tatlı tutlu bir şeyler var. Yani şanslı bir anımdayım anlayacağınız. Şu ileride Profiterol ve makaron falan filan yazan bir yer var. Oraya bir gidelim bakalım neler varmış. 100 lirayı para gibi şeyler alınır. Alınır yani. Evet Mil, hazır mısın? Yapma bak, anlamıştım zaten kamera kaydı açınca. Yemin ederim valla oğlum burada hiçbir şey yok. Ben bulursun sana böyle yapmadım ya. Bulursun abi, burada var abi, burası çok hoş bir yer burası. Yollarda bulurum seni. Ne? Kemal sana kolay gelsin ben güzel kardeşim. Ben hiç inmiyorum buradan. Buradan artık inerim ben. Hiçbir şey yok burada. Allah için sen söyle, elini göğe koyarak söyle. Burada bir şey var mı? Yok ya, abi. Site var. Şimdi ben sizin arabaya binsem. Abi buyur, gel abi. Laf ediyor sana, ben söyleyeyim bak, puandan düş bunları. Kemal de fit veriyor burada bana ya. Gel böyle gidelim biraz. Arkadaşlar. Tamam hadi bunu siz yapmayın, ben gidiyorum. Hiçbir şey yok burada bence. Buradan caddeye bağlanacağım. Vallahi ben başkanı daha güzel yer bırakmıştım ha. Yemin ederim daha güzel bırakmıştım. Bence mantıklısı bugün bir tane soğuk kahve almak, bir tane de yanına tatlı almak. Pastane var bir tane. Bir tane pastane geldim şu an gördüğünüz gibi. Bakalım neler çıkacak buradan. Yürümeye devam ediyorum. Başkana uygun bir yer bulabilecek miyim bilmiyorum ama divana gidiyorum. Umuyorum ki, hava da çok sıcak bu arada yani. Ha yani çok sıcak. Güneş tepede, tam vaktinde çıkmışız biz de. Yürüyorum. Bir süre daha yürüyeceğim. Oy, arabadan hiç inmek istemiyorum biliyor musun? Vallahi ben de istemiyorum. Boşver, yeme ya. Öyle olmuyor. Şimdi bir de zaten sütlü tatlı alacaklar. Benimkisi şerbetli olsun. Gelmişiz işte o caddeye. Kemal. Sen de burada atla abi. Hadi. Allah'a emanet. Hadi sen de. Kendine iyi sen bak. Sen de kendine iyi bak. Ben mikrofonumu burada bıraktım. Kendin bilirsin. Biraz acele et ama ışık yanmadan inmen lazım. Evet, Kemal'i de gönderiyorum arkadaşlar. Bakalım bugün hangi tatlıyı alan kazanacak. Teşekkürler. Arkadaşlar benim planım baklava almak. Çünkü muhtemelen sütlü tatlılar alacaklar. Başkan şöbiyeti çok seviyor. Buralarda baklavacı var mı emin değilim. Birazcık dolaşıp bakınmam gerekiyor. Merhabalar. Nasılsınız? Selamlar. Merhaba, hoş bulduk. Efendim ben şu yaban mersinli fıstıklıdan rica edeceğim. Fındıklı ganj mı, ismi ne bu? Tart mı? Evet. Fındıklı tart. Tamam, bir tane fındıklı tart alayım. Bir dilim San Sebastian rica edeceğim efendim. Ben bir soğuk kahve alayım ama bir 10 dakika sonra verirsiniz, buzlara erimesin. Buradan beni gelip alacaklar. Ben yavaş yavaş Şeyma'yı bıraktığım yere doğru gidiyorum. Bakalım herhalde ben oraya vardığımda bir şeyler almış olur. 1.3 kilometre uzaklıkta bir tane baklavacı varmış. Şimdi martıya bineceğim ve oraya gideceğim. Çünkü ne bileyim ya, baklava alasım geldi. Vallahi baklava alasım geldi. Neyse ben martı arayacağım şimdi. Burada böyle şeyler var ve ben şunu çok beğendim. Bunun altı Antep fıstıklı. Üstü de çilek ve fıstık kreması galiba. Hı-hı. Tamam, o zaman bir bundan istiyorum. Bir de arkasındaki milföyden istiyorum. Arkadaşlar gitmeme gerek kalmadı çünkü yolun hemen karşısında şurada bir baklavacı varmış. Neyse şimdi oraya giriyorum. Planbari'de miyiz şu anda? Planbari'den her şeyi çözdüm. Vallahi bütün bütçemi burada harcıyorum. San Sebastian, ekler ve tart aldım. Bir tane soğuk kahve alıyorum. Bir tane de hadi su alayım. Hadi başkanıma su kimse almayı düşünmez diye. Şurada oturacağım. Güzel güzel. Keyifli vakit geçireceğim. Alo. Canım neredesin? Ben şimdi seni almaya geri dönüyorum. Bir konum... Tamam, ben divandayım. Tam o cadde üstündeki divandayız. Evet. Tamam, ben bir 10 dakikaya falan orada olurum herhalde. Tamam. Tamam, görüşürüz. Şeyma Hanım divana gitmiş. Bakalım divandan bana ne aldı. Az tiramisu aldıysa onu seçmem. Çünkü ben de onun aynısını almıştım. Umarım daha orijinal bir şey bulmuştur. Divan tiramisusunu seviyoruz ama yani sürekli de yiyemeyiz değil mi? Evet başkana alacağım tatlılarımı aldım. Yanına bir de soğuk kahve alacaktım ama yokmuş. Burada yakın yerde de yok ve başkanım da şu an geldiği için artık arabaya biniyorum. Artık soğuk bir suyla tatlarını tüketecek. Merhabayın. Ben geldim. Merhaba, hoş geldin. Hoş bu düştü. Buldum. Sana çok güzel şeyler aldım. Evet arkadaşlar, ufak bir teknik aksaklık sebebiyle şu an devam ediyoruz. Mikrofonumun şeyi düşmüş. O yüzden yeni bir mikrofon damlık yaptık. Şöyle iki tane benim poşetim var, suyum var. Çay ve kahveyi sonra alacağım zaten. Bekliyorum. Ben çok ümitliyim. Ekler gayet iyi. San Sebastian gayet iyi. Bugün bende bu iş.
Evet, sana çok güzel şeyler aldım. Vallahi çok merak ediyorum. Eğer ki ağzının tadını biliyorsan beğenirsin. Bak bu kadar da net söylüyorum. Bazı almak isteyip alamadığım şeyler oldu, olmadı değil. Çünkü tiramisu gibi mi? Hayır. Orası değil tiramisu'nun yeri. Bir de 100. kez tiramisu almam artık. Arkadaşlar tüm baklavalardan ortaya karışık yaptırdım. Bir de soğuk soğuk yanında içsin diye limonata aldım. Bakalım kararı ne olacak? Hey Siri, ara Melih. Alo. Attığın konuma gelmek üzereyim ben. Kahveyi bekliyorsun. Ha, ben nerede bekleyeceğim onu? Gel, gördün. Tamam, tamam abi. Melih Beyler de geliyor, aramıza Melih katılıyorlar. Melih Beyler bizi görmüşler. Şu pet şeyi oradan kaldırsana. Tabii. Çay oraya olur mu? Ama beyefendi... Çay onun içine düşer ya. Ha? Şu kolonyaları da kaldırıp şuraya kahvemi oraya koyabilir miyiz? Bu ne ya? Ne demek bu ne ya? Çay, kahve, İzzet, ikram böyle olmalı ya. Abi herhalde siz çay, kahve, tatlıyı ne yaptınız? Kuru kuru mu aldınız? Yok, su aldık yanına. Su mu aldın sadece? Evet. Yoktu şey. Oo Mini. Sen bugün tatlı şeker koması başka. Evet, ben hazırım. Tamam, sen hazırsan biz de hazırız. Şimdi Kemal Bey'in attığı konuma gidelim. Ben çok iyi ve çok iddialıyım. Aşırı derecede. Ben kahve bulamadım ama ben de tatlılarımla inanılmaz iddialıyım. Benim keyfim bir sesi var. Köpeğin keyfi olduğunu söylemen iyi oldu. Biliyor musunuz? Keyfim bir sesi var. Sıkıldığı zaman böyle yapıyor. Benim kendimi bence bize, biz buna çok gülüyoruz. Biz bu sesleri bence hayatta kullanmamız gerekiyor. Evet ya. Sen zaten kullanıyorsun. Değil mi? Sen de yap başkan, bir şeyden hoşlanmayınca. O yapıyor. Böyle özellikle yapsa, kumu kirlendiği zaman yapıyor. Biz bugün bunu. Bizi böyle yorumlar mısın abi? Senin mesela kedilerinin sesi var mı? Yok, bizimkiler öyle ses çıkıyor. Böyle falan yapmıyorlar mı? Pah, o ne demek? Kıs kıs ne demek? Fıslıyor yani. İstemiyor, uzaklaş diyor. Ha, sen de böyle ses ver o zaman bize bugün. Biz bugün böyle anlaşalım mı? Ama Kemal'in asla haberi yok. Olur mu? Bak bak, Kemal gelse biz böyle anlaşmayalım. Valla üçümüz de aynı anda ve değişik değişik şeyler yapalım, bir şaşırırız. Ben böyle sinir bozarız herhalde. Bu olay biri başlattıktan sonra devamında biz hepimiz sırayla yapacak şekilde olsun, tamam mı? Seni yalnız bırakalım mı? Ruh hastası gibi kendi gelme. O zaman komik olmaz. Kendi kendimi yalmıyor. Asıl o zaman komik ol. Banaymış. Kemal'cim, attığın konuma doğru yaklaşıyorum. Tam bıraktığım yerde misin? Bıraktığın gibi. Tamam, hazırlan, ben de şuraya doğru geliyorum. Mikrofonu var, alır mısınız? Kemal'cim niçin acele ettin? Selamın aleyküm. Aleykümselam. Mikrofonu. Herkes aldı mı? Almışım. Tatlılarımı nerede yemek? Nerede yemek istersin? Tatlı krizi bugün. Fenerbahçe. Tamam. Fenerbahçe'ye gidiyoruz. O zaman biz yemek yiyeceğimiz yere bir gidelim, karar verelim, orada konuşuruz. Hay hay. Bay bay Kemal Bey. Nereye gidiyorsun? Bostancı'ya mı gidiyorsun? Fenerbahçe. Yok lan, Fenerbahçe. Tamam. Bak bak, bunlar hepsi benim. Gördün? Çayım var. Kahvem var. Suyum var. Çayınız var mı? Var var. Kahveniz var mı? Var var. Abi niye geldi ki bu arkadaşlar? Ama ortaya karışık yapmışsın gibi biraz Melih. Araba atan nerede diye soruyorlar. Ben artık bize şey alacağım. Şu ağacın dibine oturalım bizi mı? Bizi en güzel yere oturt da. Ya şimdi oturalım. Evet. İlk Şeyma Hanım'dan başlıyoruz. Evet. Sen niye üstünde bant var? Çünkü mikrofonumun flu düşmüş. Aaa. Divan patisi ya. Divanı da önünde bıraktın başkan. Divanı önünde bırakmadım başka bir yer. Uzakta mı geri yürümüş? Hey. Daha başka bir pastanenin önünde bıraktı. Ben size yakın çekeyim biraz. Çalışayım mı diyorlar. Odan iyi almadın, orası da güzel. Ay, ama bir bakar mısınız? Abo, bu ne? Bu ne? Format tatlıya döndü, sen şaşırdın tabii. Arkadaşlar, peki bu başkanın sevdiği fıstık olayını bilir misiniz siz? Fıstıklı şeyleri sever o. Uyduruyor, hiç öyle bir şey yok. Hani baklava neli seviyorsun? Ben baklava kendimi seviyorum. Onu da alsana bir eline. Bir tane mi var? İki tane aldık. İki farklı çeşit. Evet, sen bunlar ne sanıyorsun? Canım benim. Çok pahalı değil mi? 50'şer TL bunlar. Hakikaten kaç para? Değil. Suyumuz biraz pahalı geldi bana. Kaç? 11 lira su. Normal. Oha. Ben kahve sordum, yokmuş, iyi ki yokmuş. Herhalde kredi çekmişim. Tanesi 40 lira. Evet. Çatal bence bıçak var ama siz gene ya. Herhalde. Abi çok güzel gözüküyor. Çıtır karamelize ediliyor. Adı ne onun, Şeyma Hanım? Milföy pastası bu. Milföy pastası. Bu da fıstık. Bayağı bir güzel gözüküyor yalnız. Çok iyi. Nasıl? Ama şey güzel yani böyle. İstak mı edin mi? Ay ay, bayağı güzel. Bak, bana doğum günümde bunun büyük pastasını yapabilirsiniz arkadaşlar. Yaparız. Arkadaşlar, siz arkadaşlar, siz arkadaşlar. Baklava mı? Milföy ama çıtırlaştırılmış. Of, çok iyi. Başkan düştü. Şimdiden kaybettim. Bunu var ya, ısır. Ha? Bunu ısır. Yok yok, ben iddialıyım onu. Puan aldım. Buna diyorsun. Buna bayılacaksın. Şimdiden bayıldım zaten. Bayıldım canım, orası gibi. Aman be. Ne güzel yiyorsun ya. Şu yerken bir kere de ben bakayım. Götür bakayım. İçimiz gitti mi? Kendime de alaydım keşke bir tane. Ayrı bir bütçeden. Bunun adı neydi Şeyma Hanım? Bunun bir adı var mı? Fıstık rüyası.
Ben koyayım. Sen mi koydun? Okey. Mühitte var mı? Tabii. Bey, paşam siz ne buyurursanız bugün... Şimdi... Emrinize amaçlısı şey gelsin, için su bir daha bir için. Hadi gel bakalım. Bir dakika. Şeyma'cığım onları bir alabilirsen başkanın önünden. Ben bunları alayım mı tüketmek evet. üzere? Sevgili başkan, ben hiçbir arkadaşımızın soğuk kahve almadığını düşünerek sana bir kere bu vallahi, yaz sıcağında soğuk kahve aldım. Umarım. Benim kısmımda hep bunu yiyebiliyorsun biliyorsun. Kemal'le falan bunları tüketemiyorsun. Allah ben Allah. Ben de farklı bir içeceğim. Ama dersen ki Şeyma'nınkinin üstünde ben bir soğuk su da içmek isterim. Suyum da var. Umarım iyidir. Vardır. Hadi dersen ki sıcak bir şey daha istiyorum. O çay sıcak mı? Çay sıcak. Bu da biraz ama şey... Pardon yanlış sayıyordum. Baltadan biliyorsun. Parmağını yalar. Abi çayı gönder abi, ben açayım mı? Gerek yok aç bana. Ne bulduysam olmuş bu da biraz be. Ya belki içerim dursun. Ha ne bulduysa olmuş. Aynen öyle olmuş. Merak ediyorum. Aynen öyle olmuş. Şimdi bir kere başkanım San Sebastian sever dedim. Sever. Evet. Çatal bıçak koymuşlarsa çok üzülüyorum. Canım. Ben veririm sana çatal bıçağımı da. Şöyle bir ikramımız var. Şöyle. Bize mi? Bomba mı? İkram derken gerçekten ikram. Al sana da. Herkese ikram. Centilmenlik olsun. Teşekkürler. Ah, centilmenlik. Size de ikram. Kamera arkasında kalmadık, kusura bakmayın. Size pilavı. Beğenmedin mi? Yok beğendim. Ama ooo. Bir videoda sanki biz bunu sipariş vermiştik mi? Ben bu arada bunu istememiştim, bunu vermişler ama neyse bu da okey. Hayır. Ha pardon, bunu istemişim pardon. Abi iddialı olduğumu söyleyeyim, onları ye susan başta. Burada bir ekler var. Burada bir ekler var. Fıstıklı ve yaban mersinli. Bak. Bu kadar da çok olmasına gerek yoktu ya. Tamam abi. Yaban mersinli neyle? Kaydır gelsin abi. Kaydırın arkadaşlar. Yaban mersinli neyle? Filambari. Ha? Yaban mersinli fıstıklı. Ekler mi bu? Ekler. Ekmek gibi bu. Evet daha farklı bir şekilde ekler. O zaman sen eklersin. Wow. Bir kahveyle ağzını bir şey yap ya, coştur. Şeyma'cığım. Coşturacağım. Şeyma'cığım çatal bıçağın var mı canım? Canım sana olmaz mı? Ha var mı? Kaşık olsa? Bu tart, bu cevizli tart. Onu da ısırmak istiyorum ya. Tabii böyle ısır. Hepsini ısırmak istiyorum. Cevizli. Neyse ısırmayacağım. Abi ısır ya. Hepsini ısırmak ısır istiyorum. Isır abi. Of. Bir canımız çekti mi? Ya bana gittiniz köfte aldınız. Bir daha bir ısırabilir miyiz abi? Bir daha bir ısırabilir miyiz sana zahmet? Bir daha bir ısırabilir miyiz? Martılar bile bana bakarak geldi. Isırırsan, bana bakarak ısırırsan. Bana da yer ayır ama ya. Bana bakarak. Çok güzel, ben tam yapıp hemen yutkunuyor. Ay çok güzel şeyler almışım. Ve? Senin baklava yer kalmadı Kemal'im. Kalacak. Bir dakika ama. Ben vereceğim. Oh be. Bayılacak birazdan. Şöyle çimleri... Niye 10 tane aldın ki? Güzeldi. Abi ben şansıma şey yapmak istemedim. Evet işte bundan bahsediyoruz biz de. Tamam aldım işte paramı harcadım. Aa! Evet. Isır. Nasıl istersen abi nasıl istersen. Bu ne? Bu para üstü. Vallahi şey şıp sevdi gibi mi? Oh! Başkanım ama şöyle düşün çok yemedin daha. Birer, 100 liraya bayağı almışsın aldım, sen ya. Aldım. Bir şey yemedin. Evet, hiçbir şey yemedin daha. 20'şer olsa zaten 2-4. Değil işte. Oha, bu tatlılar bayağı ucuz. Evet. Yani, benimkiler öyle değil. Benimkiler de öyle değil. Ya, hey ya. Kahveden çayından. Şimdi bitirdin mi? Bak, aha. O tarafı bitirdin. Hocam ne bu? Güzel mi? Para üstü sormadın ne olduğunu. Para üstü mü? Para üstü kazandıracak sana. En çok onu sevdim neredeyse. Biz sofranı toplayalım istersen. Şimdi hazır mısınız Başkan Bey? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Ben hadi hazırım ben. Oo limonata mı? Limonata seversin sen. Bardak var mı pasam? Şimdi benim ciğerimden vurdu. Pasam bardağı var mı? İçerek. Bardağa gerek yok ya. Ben o zaman şu çayları alayım da kafa kırışıklığı olmasın burada. Bakayım abi ben bu limonata konusunda çok hassasım. Biliyorum. Kapiden mis gibi annem yapmış gibiyse sıkıntı değil mi? Kendi ev yapımı gibi mi? Nasıl? Beğenmedin mi gerçekten? Tank mi? Çok şekerli az ekşi. Nereden aldın baklavayı? Seç baklavaları. Çok pardon bir şey soracağım. Bunun logosu biraz şeyi andırmıyor mu? Otobüs. Tamam işte Urfa'dan direkt otobüse geliyor yani. Şey, Urfa'dan mı? Antep'tir o be. Bak suratı çek sen. Abi şöbiyetle başla. Abi bununla da kazanma ya. Kadayıfları en iyiymiş. Niye abi gitmişsin 15 liralık 5 tane tatlı almışsın? Oğlum 100 liram vardı ne para harcadın? 100 lira... Nasıl neye harcadım ya? Kaç para oğlum bu tabak? Benim abi... farkım şu an gözüküyor mu net bir şekilde? Kaç para Allah için? Abi toplam ikisi 93 lira işte 98 lira. Limonata 60 lira mı? Ha?
Limonata ne kadar? Bu 15 lira. O midyeden midye, aynen. Başkan yemin ederim birazdan bayılacak. Birazdan bayılacak. Şimdi bu midye ise bunun tam ortasına mı yemek gerekiyor? İçini yemek gerekiyor. Midye. Midye. Baklavaları gerçekten iyiymiş. Yorumlarını okudum. Şöbiyeti... Çok mutluyor. Şöbiyetinden ben bir tane yedim. İkram ettiler sağ olsunlar. Ay maşallah. Aynen. Ya maşallah. Bayağı başarılı bir şöbiyet. Canlısı nerede bir kere? Canlı yiyebilir mi? Bir gözü... Çok ya iyi. Abi! Dünyayı fıstık aldık. Fıstık sarma. Yalnız he. Fıstık kadayı mı fıstık sarma? Böyle yapıyor. Hepsi de. Yani güzel de diyecek bir şey yok. Güzel. Ama... Ama bir yaratıcılık yok. Vallahi iki dakika önce tatlıdan bayıldığını söyleyen beyefendi. Ya yani okey abi anladın mı? Ben de pastaneye girip onlardan alabilirdim. Pür su. Ben sevdiği şeyleri oynamaya karar verdim. Şöyle ben öne tekrar açayım. Fıstık sarmadan denemiyor musun? Ben hiç yüreğin sesini dinlemesi gerektiğini düşünüyorum. Elini yüreğine koyması gerektiğini düşünüyorum. Yok ben midesini dinlesin diyorum. Başkanacığım çay bana aitti. Kahve de var istersen. Onu da vereyim. Çay ya. Şu an sadece çay içmek istiyorum. Ya çaydan bile kazanabilirim bence ben. Neyse. Ama fıstık sarmadan net denemen lazım ya. Evet. Deneyeyim de ayıp olmasın o kadar yalnız. Aynen. Fıstık sarma. Eminim ayıp olmasın diye yiyor şu anda. Hiç istediği için değil. Oh. Peçete vereyim mi? Ben peçete vereyim. Çünkü benim bir tek belli ki peçetem böyle şeylerim var. Belli ki benim var. Ben getirmişim böyle şeylere. Ay 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 ay. Sen ne sesini yapıyorsun? Öyle ben kafama göre içimden sesleri çıkartıyorum. Demal bir ayran olsaydı iyiydi be. Ah be deme. Süt. Limonata bak. Süt limonata, niye almadı? Limonata harbi iyi dediler o yüzden aldım. Sevgili jüri buyurunuz efendim. Kemal bak çok güzel. Normal şartlarda ben çok düşerim buna. Ama 500 tane tatlı yedikten sonra baklava yemek beni yordu. Üstelik ama bir sıcak. Ama son yemen benimle alakalı bir problem değil. Değil ama ne işte. Ne dediniz başta? Talihsizlik. Ne dedim? Kendiniz dediniz. Bir de ayran olsaydı şöyle soğuk, ekşi bir ayran iyi olurdu. İşte ekşi bir limonata getirdim ben sana. Bayan bir tatlı almışım. Baydı işte. Yani. Onu diyorum. Biraz bayıldım. Sonra? Pür su içiyor bir saniye. Benim aldığım su. Ama gelir belki. Ama bekliyorum. Ama yok maalesef Kemal. Şeyma senin tatlılar da güzeldi. Buna özellikle hayda. Çok sevdim. Bunun ne olduğunu çözemedim. Fıstık rüyası. O yüzden. Beni mi seçiyorsun? Hayır seni seçmiyorum. O yüzden sana da. Ben niye bak, ben? Çünkü çeşit var. Çünkü restoranı getirmiş. Ve hafif sayılırlar. Yaz sıcağı için. Güzeller. Hafif bu da hafif. Kahve var. Çay var. Çay var. Su var mıydı? Vardı. Su da var. Suyu Kemal'e verdim ama. Olsun. İçtim suyu. Tamam olsun vardı yani. Ben canlıyı görebilir miyim? Ben de sana başka bir şey vereceğim çünkü şuradan. Ha, canlıyı takdir edeceğim. Takdim edeceğim şimdi. Arkadaşlar iyi yarıştınız ama çok teşekkür ederim. Yok abi adam şimdi hakkını vermiş. Kemal sen de vermişsin. Al sana ama vereyim bunu al sen tut. Yanlış hak verilmiş Barış burada. Bu. Sana aynen. Atamı çok takdim ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Çok mutlu oldum. Yani güzeldi bak. Tebrik özellikle ederim. Şu ekler çok iyiydi ve para üstü olan çok iyiydi. Hangisi? Para üstü bu kadar iyi nasıl olabilir? Şimdi bakın tadına abi. Al. Bakın vallahi bakın. Al. Ben istemiyorum. Ben bunlardan orasını ısırmadım. Bir de şu ekleri merak ettim. Ekler güzel. Yok. Isırılmamış tarafı nasıl? Ben yaban mersini sevmem. Yaban mersini sevmem. Yaban mersini tadı gelmiyor buraya. Şimdi beğenmeyecek mi? Ben baklavanın tadına bakmak istiyorum. Fıstıklı bu arada bu. Ben ne dedim? Sabahtan ve yaban mersini fıstıklı diyorum çok işte. Güzel. Arkadaşlar bir gün daha Allah'ın izniyle sonuna geldik. İyi mi diyorsun? Neyse bugün sonuçta iyi olan kazandı. İyi olan kazandı diyerek videonun daha sonuna geldik. Evet, iyi olan kazandı. Görüşmek üzere. Bye bye.